Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın gündeminde tabii ki Ziraat Türkiye Kupası var şimdi. Bandırma Spor maçına yöneldi Galatasaray. Bu maçın arkasından da bir Başakşehir maçı var. Bu iki maçı hedef olarak önüne koydu. Ama Galatasaray'da sol bek arayışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir hayli fazla isim de gündemde, pazarlıklar yapılıyor. Tabii ki şartlara uygun olan hangisi ise onun transferi gerçekleşecek. Onu özellikle söyleyebiliriz ama bu transferlerle ilgili, yani sol bek transferiyle ilgili yapılan hamleleri, Muslera ile ilgili gelişmeler, Dursun Özbek'in bugünkü açıklamaları, bütün bunları şöyle bir değerlendireceğiz. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söylemek isterim. Evet, Galatasaray'da önce bir kere bir olumlu, bir güzel, bir de sevimsiz haber var. Abdülkerim Bardakçı saha çalışmalarına başladı. Büyük bir olasılıkla Başakşehir maçına hazır olacak. Bandırma değil ama Başakşehir maçına. Tabii ki aslında bu süreç içerisinde Victor Nelson'un oynadığı futbol onu aratmadı. Dolayısıyla yani Okan Buruk'u da özellikle Başakşehir maçında hazır bir Abdülkerim Bardakçı olursa zor bir süreç bekliyor, zor bir tercih bekliyor diyebilirim. Diğer haber, olumsuz haber Hakim Ziyech'ten geldi. Hakim Ziyech'in ayak bileğinde bir sakatlık var. Yaklaşık 20 gün civarında oynama ihtimali yok deniyor ve zaten bu arada da otomatikman Galatasaray'da kalmış oldu. Onu da özellikle söyleyebiliriz. Galatasaray ondan çok yüksek verim alamadı. Şimdi 20 gün daha yok. En az 2-3 maç daha oynamayacak. Yani çok yüksek verim alınan bir oyuncu olmadı ya da kariyeriyle eşdeğer bir verim alınmadı. Tete'den bahsedeyim ki bir başka oyuncu o da. Tete ile ilgili de Zenit'in 2027'ye kadar sözleşmesi olan oyuncuya 7 milyon euro teklif ettiği, Galatasaray'ın da 10 milyon euro istediğini hemen söyleyelim. Bu arada Kaan Ayhan da Bandırma maçında dinlendirilecekler arasında yer alıyor. Onu da bir nokta olarak oraya eklememiz gerekiyor Kaan Ayhan konusunu. Şimdi Dursun Özbek'in açıklamaları var. Bir kere tabii ki biz bunlardan çok hoşlanmıyoruz. Çok da gündeme getirmek istemiyoruz her iki taraf için de. Ama söylediği bir konu var. Diyor ki Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından istifa etsin diyor. Bu tabii işin karşılıklı işte konuşmalar, karşılıklı atışmalar bunlar. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama bizim için önemli olan inşallah Okan Hoca'yla 5. yıldızı takarız diyor. Bu da yani kaldıkları sürece. Bu arada yani görevi de bırakabiliriz gibi bir açıklama oldu. Ama ben şöyle bir cümlesi daha olduğu için şimdi seçimi konuşma zamanı değil, şimdi şampiyon olma zamanı dediği için onu bir ikinci plana bırakmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi Muslera ile ilgili açıklamaları oldu. Kıymetlimiz dedi Muslera için. Bizim kıymetlimiz dedi. Yönetimle görüşme sonrası bir karar alacaktı. Yani 1+1 yıllık bir teklif bekliyor Muslera. Ancak bu noktada Dursun Özbek'in sözleri biraz dikkat çekici geldi bana. Bilmiyorum sizler de katılacak mısınız? Muslera'nın isteği var diyor. Yani Muslera'ya şunu söylüyor. İster sahada olsun, ister yönetimde olsun, isterse teknik ekibin içerisinde olsun, o bizim kıymetlimiz diyor ama Muslera'nın isteği var. Ve üstelik bu durum benim tek başıma karar vereceğim bir durum değil diyor. Yani bu konuda ben Muslera konusunda tek başıma karar veremem diyor. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Belki bana katılır mısınız bilmiyorum. Hemen isterseniz altına da yazabilirsiniz videonun. Muslera ile en az bir yıl mutlaka devam etmek gerekiyor. Ve bu arada da iyi bir kaleci bulup ondan sonra nöbeti devralacak ismi belirlemek lazım. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bu benim kanaatim tabii ki. Ama bu kadar sürüncemede kalması da çok doğru bir yaklaşım değil. Bunu da özellikle kişisel kanaatim olarak söyleyeyim. Tabii ki Galatasaray'ın en önemli noktası şu sol bekte kim olacak? İşte bazen metrobüste, bazen metroda,
Bazen sokakta, bazen yemek yediğimiz yerlerde karşılaştığımız tüm Galatasaraylılar bana aynı soruyu soruyorlar. Yani hemen yolda çeviriyorlar. Abi bu ne olacak bizim sol bek meselemiz, kim geliyor diye soruyorlar. Gerçekten Galatasaray bunun için çok büyük bir çaba sarf ediyor. Ama bazen istediği oyuncuları takımlar vermiyor. Bazen rakamda anlaşmazlık çıkıyor. Bazen kulüple anlaşmazlık çıkıyor. Yani oyuncuyla anlaşıyorsunuz, kulüple anlaşmazlık çıkıyor. Gibi gibi birçok neden var. Ama isterseniz biz şöyle bir başlayalım. Ben 6-7 tane oyuncuyla Galatasaray'ın ciddi bir görüşmesi olduğunu vurgulamam gerekiyor. Şimdi ilk başlayan Rıdvan Yılmaz'dı. Rıdvan Yılmaz konusunu, yani bu görüşmelerde gelinen noktadan size biraz bahsedeceğim. Rıdvan Yılmaz'la 4,5 milyon euro talep oldu Rangers'tan. Galatasaray 4,5 milyon euroyu vermek istemedi. Yerli bir oyuncu arıyor ama 4,5 milyon euronun yüksek olduğu. Yüksek olunca bu kez hemen rotayı daha önce gündemine almadı. Levent Mercan'a, Karagümrüklü Levent Mercan'a çevirdi. Orada da Süleyman Hurman'ın söylediğine göre keşke Levent Mercan'la konuşmadan önce bize gelselerdi dedi. Biraz da bu noktadan anlaşılan kızgınlığı var ki Şota'yı da gerekçe göstererek, teknik direktör Şota'yı, biz onu bırakmak istemiyoruz dedi. Son hamleyi de söyleyeyim. Son hamle bu. Ben hala bu noktada görüşmelerin belli bir yere varabileceğini düşünenlerdenim. Onu da özellikle söyleyeyim. Son hamle şöyle oldu. Kazımcan Karataş'ı verelim, yani sol bek olarak, üstüne de para verelim diye bir teklifi oldu. Şu anda bu teklife Süleyman Hurman'ın olumlu yanıt verdiğini söyleyemem. Ama şimdi beklediğiniz ne, ona bakmak lazım. Yani Kazımcan Karataş artı diyelim ki 3 milyon euro vesaire gibi bir rakam verirseniz, zaten siz Levent Mercan'ı 5'ten fazlaya satamayacağınıza göre böyle akıllı bir transfer pazarlığı, bir takas olabilir. Bu manada hani bu takasla ilgili gelişmeler olursa şaşırmayacağımı söyleyeyim. Bu arada transferi bence bitti. Mesela oyuncuyla anlaşılan isimlerden bir tanesi Berkay Yılmaz. Freiburg'da onu, ama şöyle düşünmek lazım. Yani biz Berkay'ı alacağız, sol tarafımızı kapatacağız gibi değil de Berkay Yılmaz'ı alacağız, sol tarafımızın geleceğini bir şekilde, yani şöyle söyleyeyim biraz daha net anlaşıldın. Bir Ferdi gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi bir transfer yapmış olacağız diyorlar. O, çünkü 18-19 yaşında bir oyuncu hemen gelip de Galatasaray gibi büyük bir camianın sol bekini kapatamaz. Bence zor, ama yavaş yavaş oynaya gelişebilir. Tabii ki gündeme gelen isimlerden biri Tagliafico'ydu. Onu bir kenara yazalım. Lyonlu oyuncu. Daha önce size duyurmuştum. Sergio Gomez'den bahsetmiştim, Manchester City'li. O da yine gündemde olan isimlerden bir tanesi. Yani Sergio Gomez iyi bir alternatif gibi görünüyor ki ben bugün Instagram sayfamdan da bu isimleri yazdığımda onu da tercih eden, ya o gelse çok iyi olur diyen Galatasaraylıları da gördüm. Bir sol bek 23 yaşında ve yeteri kadar süre alamadığı için zaten gelmeye sıcak bakıyor. Tabii ki sözleşmesi uzun, onu da özellikle söyleyelim. Bu manada henüz Galatasaray onunla ilgili umudunu kesmiş değil, onu söyleyelim. Şimdi bu İtalyan transfer sihirbazı diyorlar ona, transfer habercisi diyeyim ben, daha doğru olur. Nicola Şira'nın bir iddiası var. Luca Pellegrini ile ilgilendiği doğrultusunda Galatasaray'ın, hatta teklif yaptığını söylüyor. Galatasaray bu oyuncuya teklif götürdü. Juventuslu ama Lazio'da kiralık olarak oynuyor oyuncu. Bunu özellikle söyleyelim. 2025'e kadar Lazio'da, sonrasında 2026'ya kadar Juventus'ta sözleşmesi var. Oyuncu Lazio'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Onu özellikle söyleyebiliriz. Hemen şöyle söyleyelim. Başkan Claudio Lotito başkanı Lazio'da diyor ki bu noktada biz rakamı düşük bulduk, kabul etmedik diyor. Onu özellikle söyleyelim. Başkan Claudio Lotito'nun bu rakamı, daha doğrusu Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı düşük bulduğunu söyleyelim. Luca Pellegrini de olma ihtimali yüksek adaylardan biri olarak duruyor. Onu özellikle vurgulayalım. Ve Derek Köhn, bir Alman oyuncu, Hannover 96'da oynuyor.
Onunla ilgili de satın alma opsiyonuyla bir kiralama iddiası var. Hani benim yani çok öne çıkarak gördüğüm bir aday değil ama sonuç itibariyle Derrick Köhn de bugün hem yerli hem yabancı basında yer alan isimlerden biri sol bek olarak. 21 maçta 3 gol 6 asisti var. Acaba bir başka deneyim yapar mı Angelinho'dan sonra? O İspanyol'du ama yani sonuç itibariyle yapar mı? Bu konuda şüphelerim var. Onu da özellikle söyleyeyim. Ve Cenk Ergün'ün, Nevzat Dindar arkadaşımızın iddiası bu da. Tabii onun ismini de verelim. Cenk Ergün'ün Toral Bayramov'u izlediği, Karabağ takımının sağ bekini izlediği ve tabii biliyorsunuz onlar genellikle Türkiye Cumhuriyetler'de olanlar bizde yerli olarak oynayabiliyorlar. Sağ bek ama sol bek oynama becerisinin de olduğu, 2026'ya kadar sözleşmesinin olduğu söyleniyor. Tabii bütçe olarak düşük bütçeli bir oyuncu. Azerbaycan milli takımında da forma giyiyor. 800 bin euro gibi bir güncel piyasa değeri var. 35 maç, 8 gol, 9 asistle oynamış bir oyuncu. Evet, Galatasaray'ı şöyle bir toparlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şu sol bek meselesi çözümlendiği anda biz de sizin sorularınıza rahat rahat yanıt vereceğiz. Bu arada hangi sol bek istiyorsanız videonun altına yazarsanız yarınki videomuzda da onu sizlere duyurabilirim. Teşekkürler.